Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulullah Muhammed. Geçen hafta konumuz Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasıydı. Oradan başlamıştık birinci bölümde. Bu inşallah ikinci bölüm olarak rüyanın gerçekleşmesi aşaması. Rüyası şöyleydi. Özetleyeyim inşallah kısaca inşallah. Yusuf Alesi annesi ölmüştü. Babası onu çok severdi kendisini. Bir gece yatayın babasıyla beraber rüyasında bir dağa çıkmış, yüksek bir dağ. Yemişin ağaçlık, meyvelik, nurlu bir dağ. Üzerinde bir taht üzerine oturmuş. Gökte inen güneş, ay 12-11 yıldız Buna secde, saygı yapıyor kendisine böyle. Ve rüya görüyor. Bunun tabi yorumu açık çok. Baba hemen tabi biliyor bunu peygamber olduğu için. Yavrum bunu sakın de kardeşlerine. O on tane abisi vardı kardeşlerine. Yani kötü yapmasına diye kendisine. Ama tabi kader neyse yani bir peygamber olsa babaları kaderi Önleyemiyor muhtemelenler kader böyle Yani bilse bile bir insan kaderin olacağını insan bilebilir ama önlenmiyor kader. Bu neye benziyor? Mesela günümüzde meteoroloji haber veriyor. İşte yağış hava geliyor, hortum geliyor, şub oluyor, sel geliyor mesela böyle. Önlüyor mu? Önleyemiyor muhtemelen, önleyemiyor böyle. Yusuf Aleyhisselam tabi rüyadan sonra İmtihanı başladı, imtihanlar başladı. Önce kuyu atıldı. Altı karıştı kuyu atlar böyle. Öldürmesiyle o amaçla kuyu atalar. Tabi Rabbim öldürmeyeni öldüremez muhtemelen böyle. Eceli gelmeyecek insan tabi. Tabi sebep olacak. Bir kafire gelin Medyen'den Mısır'a giderken Kuyun başına konaklılar malı mola verdiler. Demek kervanıya kafile. Su için buna indirecek kovayı. Çöl kuyuları çok derin olur. Dibi görünmez, karanlık, Çok derin olur. Su çıkma çabuk çölden hemen kolayca. Yusuf Aleyhisselam kovaya tabi yapıştı. Baktı ki suyu kova çeken baktı kişi o sucu sakatıyorlar bunları ağır bir su. Bunun görevi sakalık. Yani karavanın suyunu bu temin ediyor böyle gitti yerlerde. Allah şaşırıyor bu tabi ya. Ben böyle ağır su göremedim böyle diyor. Sonra yaklaşınca kendisine baktı bir çocuk. Hatta şaşı ya bir şansa gulam diye vardı böyle. Çocuk derken bağırdı böyle. Hep buna tabii kaderde yazılan programı uygulanması bunun aslında ondan böyle. Bu arada abilere geldiler Yusuf Aleyhisselam'ın, eve gelmiş diye kontrol ediyorlar. Dediler ki bu bizim Biz de, bizim kavşilerimiz de. Bunu sattılar bunlara, amaçları uzaklaşsın oradan. Ve Mısır'a götürüldü. Orada bunu hazır ediyorlar. İkinci adam kraldan sonra Mısır'da, onu satın aldı. Bunu çok beğendi, Evini aldı bunu, çocuk gibi yanına aldı bunu bir sonra imtihanlar başladı kadınlarla. Züleyha ile imtihanlar başladı. Geçen hafta o daha uzunca devam ettik. Onu da açtı elhamdülillah. bakın sonunda tek seçeneğe kaldı. Ya kadın işini yapacak, yani haram batıklarına batacak ve hatta zindana gidecek. Köle çünkü. Kaçamaz bir gideme. Allah yalvardı. Allah'ım bana zindan daha sevgili, dedi böyle. 30 zindana 12 sene kaldı orada zindanda. Zindan yer altı zindanlar. Karanlık böyle çukur. Bu bir çukur kokuyor böyle. Leş gibi böyle böyle. Kur ekmek veriliyor. Biraz su. Ne güneş görüyor, ne yeşil görüyor böyle. 12 sene orada kaldı orada. Sonra tabii Rabbim sebebini verdi hükümdarı, kralının, Mısır'ın rüya gördü. Birkisi yorulmayamadı mı rüyasını? Derlerdi, elgası ahlam. Karışık bir şey bu derler, rüya dedi böyle. Sonra Şehbeşçi vardı, Yusuf Aleyhisselam'ı tanıyan zindanda. O vesile oldu. Yusuf Aleyhisselam bunu tabi yorumlayınca, hükümdarı beğendi, zindan çıkardı ve saraya getiriyor bunu böyle. O anda Zülhan'da eşi ölmüştü. Onu yerine on makamına geçirdi. İki adam konumunda geldi böylece. Neydi rüyası onun kısaca? Yusuf Aleyhisselam'ın yorulmasına göre yedi yıl bolluk olacak. Yedi yıl. Çok bolluk olacak. Be. Aşırı bolluk olacak. Be. Yedi yıl böyle. Sonra yedi yılda kıtlık olacak. O da aşırı kıtlık olacak. Böyle. Dedi, yani Kral sordu Yusuf ne yapalım peki? O açıldı bunlara Bu şekilde. Bolluk senesi de böyle malda para yapmaz. Kesin olmaz. Herkese bol mu bol. Satan bazı böylece. O zaman biz alalım bunu, devlet alalım bunları. Buna bir de sırada saklayalım. Kıdın e gelince bunu halka veririz bunları böyle böyle. Sonra sen bunu işin başına geçirildi. Hemen o senede bolluklu başladım Bolluk böyle. Ama aşırı bolluk böyle. Başakta büyük, satır uzun. Her başta çok bu taneleri var böyle. Artık bunları orakla bir şey yetiştiremiyorlar. Şey o kadar muazzam, bol bol boldu oldu böylece. Hatta götürük arama yerine demetleri birkaç deme düş arabadan da yapma değmiyor böyle. Yani 20 kilo buğday için aşağıya değmez gibi böyle. O kadar bol bu terimler. Bu onca ne oldu? Alıcı yok ama şimdi. Düşün almıyor mu malı şimdi. Dağda kaldı mallar. Tüccar almıyor malları. Herkese aşırı bol. Yusuf Aleyhisselam ilan etti bütün memlekete böyle. Kim elinde kendisi yeterinden fazla buğday varsa getirsinler alacağız. Yani normal güzel bir şartla böyle. Yani düşük bir Bu defa ne oldu? Hiç ciğer almadı. Hiç ciğer almadı böyle. Herkes ayırdığı çok yeterini bana getirirler, der aldı bunları evvel. Sonra bunları baştan ayırmadan sakladı. başanla beraber. O zaman buğday bozulmaz muhtemelen olmaz Yani buğday şeyleri kurtarı, buna gelmez muhtemelen bu başanla beraber. Ve de sapını da ayırmadı bunlardan böyle. Bunda hayvan gibi olsun bunlar dedi. Onlara böyle. Ve büyük taştan elir yaptırdı. Silo şeklinde. Bazıları kuyu kazırdı tabi Mısır'a toplatan su çıkmıyor kuru böylece onlar orlara göm kondu orlara her yıl aldı bunlar yedi yıl her yıl halk seviniyor muydu? böyle bana çok çok para yapmayacak hacince bunlar tabi. her gün bunları sattılar bunları yedi yıl bunlar bunlar böyle tabi numaralı biri söylerse bunlara böyle bir iki dertten böyle ona göre harcanacak bunlar şimdi kıtı gelince Yusuf Aleyhisselam tabi onda peygamber olduğu için bu konuyu da biliyor olacağını yani böyle. Kıtık olacağını kesin biliyor böyle. Derken kıtık senesi geldi. Evdeler şu olmadı. Yok. Hiç yağmur böyle. Bir damla yere su inmedi gökten. Kuru kuru ekilen tohumlara bile iş yaramadı. Onlar bir çıkmadı. Otları kurudu, ağaçlar kuruma başladı. aşık başladı. Kimi elinde biraz bir şey varsa onlar biraz yediler ama derler ya hazıra dağlara dayanmaz, O da bir tükendi muhtemelen. Böyle. Tükendi. aşık muazzam başladı. Sonra ilan etti memlekete. Kimi ihtiyacı varsa gelsinler. Onu verdi bu şekilde her aneye bir deve yükü. Yani kara borsaya düşmesin diye. Bak bu kara borsaya. Ne yaptı? Her haneye. Ve soruşturuluyor. Araştırılıyor. Kaç kişi var bir hanede? Gerçek mi bunlar? Araştırıyor bunları böylece. Ve deftere kayıt altında geçti. Kime ne verildiyse başladılar. Halka vermeye bu şekilde böyle. Yani normal bir şartla. Tabi biraz kar koyarak deriz hazinesine. Bu kuraklık kıtlık senesi Filistin'e de ulaştı. Bu etrafında böyle. Filistin'e de yani Yusuf Ali'nin babası yaşadığı memleket. El Halil kasabası. Orada. Şimdi şu an Cavdan elinde. Kafir elinde şu anda. Orada da bunlar da Filistin'e de kıtık başladı. Muazzam kurak, Değerli derilmiş şey, otlayacak bulamıyorlar. Otlar kurudu, ağaçlar kurudu. Su hiçbir yerde yok. sular çekiliyor. Su bulamıyorlar. Sonra çekildi. Açıp başladı. sonra Aleyhisselam'ın 10 tane abisi vardı. Babalarına. Baba derler Yakup Aleyhisselam'a. Yakup Aleyhisselam'ın da gözü görmüyordu muhtemelen böyle. Geçen hafta konuda geçti. Yusuf'un kayınması beraber Yusuf Aleyhisselam'ı çok fazla sevdiği için dayanamadı bunun hasretine. Yusuf'um deyip ağlam başladı böyle. Gece günü böyle. böyle. Hiç böyle öyle 40 yıl gözle yaş durmadı böyle böyle. Çıkıyor kimseye ağlıyor böyle. Ağlıyor ağlayan oldu bu sefer. Şimdi sevinç gözyaşı tatlı olur muhtemelen Gözü vermez böyle. Yüzünden gelen gözyaşı çok tuzlu, acı olur böyle. Gözü bozar. Gözü bozar. Hatta bazı sahabeler böyle olur. Gözlerine sahabeler böyle böyle. Allah korkusun, cehennem korkusun. Ağlayanların gözleri arzulandı muhtemelen böyle böyle. Yakup Aleyhisselam da gözü bembeyaz oldu. Yani karası kaldı, kaldı. Göz bebeği gitti. Bembeyaz oldu böyle. Gözü görmüyor böyle. Kendi tabi zayıfladı. Yeme içmeyi kesildi. Yusuf Müslüm diye kayboldu gitti bu şekilde. Yusuf'un ne olduğunu bilmiyor böylece. Ölmediğini biliyordu ama. Ölmediğini biliyor böyle. Nasıl biliyordu? Tabii peygamberler görüşüyor meleklerle. Yani bizlere gibi, böyle, sen ben gibi böyle. Melek, görüştü, meleklerle. Neden? Peygamberden daha üstün onlara anlattı. O bakanlardı. Daha üstün peygamberden. Bir gün Yakup Aleyhisselam, Hazreti Azrail az, Aleyhisselam'a. Ya Azrail, benim yüzümü canını aldın mı sen? Almadım ya, almadım. Yaşıyor böyle. Yaşıyor böyle. Yine bazı milletler Yakup Aleyhisselam'a bir işaret ettiler böylece. Yani Mısır tarafı olduğunu böyle, olduğunu. Yani küre satılıyor orada böyle çünkü böyle. İşaret ediyor kendisine. Ölmediğini biliyor. Ama tabii yine dayanamıyor hasretine dedik geçtiğinde on tane oldu, on iki oğlu vardı. On tane oğlunun anneleri ayrı, ikisi Yusuf, Bünyamin, anne ayrı bunların. Baba bir, anne ayrı bunların. Yani Yusuf Aleyhisselam kaybolunca bu, babası bu sefer Bünyamin'e verdi o sevgiyi. Ana baba bir karısı var. Ona verdi sevgisini. devam onunla beraber oluyor evde. Dedi ki bu on tane oğlu baba dediler. Moraller kıtık başladı. Çocuk e, çocuğu aç. Yani çocuk alışıyor ekmek diye alışıyorlar. Kıtık başladı burada. Dedi ki duyduğumuza göre derler. Duyduğumuza göre Mısır'da bir hükümdar varmış. Mısır, Mısır sultanı varmış. Çok insanmış. Eli açıkmış. E, gelenlere ek, yemek de yedirilmiş kendisi orada böyle. Bunlar sana, vermişler, satarmışlar yani bunları böyle. Ucuz bir fiyatla böyle. Gidelim mi oraya? Gidin dedim babası da böyle. İşte Reca İhvat Yusuf'e Yusuf a kardeşi geldiler şimdi şey buradan. Ve de halu aleyhi tabi Yusuf Aleyhisselam o akşam karşı bu işte böyle. Tas oturuyor. Başından taç var hanım böyle. Gayet mücevher işlenmiş. Mısır hükümdarının verdiği başına gelir taş. Yani başına böyle. Mecruyan takın taşı başında. Otuyor tahtında memurlar işi bakıyorlar. Ve aleyhi geldi varıcı yanında on tane abisi. Şu arafı ördüm. Hemen tanışıyorlar muhteremler. Zemin baktı böyle on tane abisini görünce tanıdı. Bugün leh mümkün onu tanımadıram böyle. Ona daha bakmaya bile korktu yüzüne fazla bir hükümdar. Yani Mısır adamına büyük bir devlet, orta en büyük ülkesi. Bakmayla korktular. baş önlerinde böyle kocaman bir sultan taş başında tanımadılar. Bunlara sordu şimdi, siz kimlersiniz? Ben tanımıyorum. nokta bezemiyorsunuz benzemiyorsunuz. Kimlersiniz siz? E, denir, Filistin e geliyoruz. Filistin'e geliyoruz. Kenan illerinden. Niye geldiniz buraya? Casus musunuz siz? Masum da bir şekilde. Hayır ya, hükümdarım. Bizim babamız peygamber. Yakup Aleyhisselam duymuştur peki Bizim babamız peygamber. Aşçıbaş bizim orada, kıtlık var. Buraya buğday almaya geldik bu şekilde böyle. Peki babanın ismi ne? Yakup. E, nasıl babanız? İyi mi? İyiydi de bir kardeşimiz öldü. Adı Yusuf'tu. Ondan sonra babamız artık sıhhatini kaybetti. Hem gözleri görmüyor, hem çok zayıflı babamız bu şekilde böyle. Başka karıştı var mı bir tane, başka da var mı? Bir kardeşimiz daha var. Adı Bünyamin. O niye gelmedi? Babam onu göndermedi, Yusuf'u tutuyor yani tutuyordu bu şekilde. Acaba doğru mu söylüyorsun, yanlış yal mı söylüyorsun böyle? Şöyle onlara buyurdu. Ben size bugün bunu da vereyim. Vereyim. Ama tekrar geldiğiniz zaman eğer Bünyamin'i getirmezseniz hiç bana yaklaşmayınız vermemiştim. Bakın yani doğru musunuz sözünüzde? Amacın karşılığı var. kadar buraya böyle. <laughs> vela kerele kim? Vela takrabun. Size bu buğday veremem. Yakışmadı bana böyle. Yusuf Aleyhisselam bu emir verdi adamlarına. Bu on kişiye sofralar kuruldu. Yemek edilirler bunlara. İsaat edilirler. Bir kalmış orada. kalmış orada. Kâli fitâni cehâli mütâtihim, rüpîr âlihim. Ayet okusam çok uzun da Yusuf Suresi Muhtemelenler. Özlemek istiyorum inşallah. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam adamlarına, bu işi yönetenlere, bunların hazlandığı şeyleri, her insana bir de yükü böyle. Bir de yükü de karşı bünyamin'e. Ona bir de yükü de böyle. Eğer gelirse bile bir daha verecek. Hiçbir vermeyecek, başkalamayacak. Onun için bir de yükü verdi. Şura bölgesi var adamlarına. Bunların parası yani de bunların ekin torbasına koyun çuvalarına. Paraları bunlara böyle. Geri verin bunlara Almayın bunlara böyle. Niye almadı acaba muhteremler? Müfessizlerin beyana göre, Tizri Hazan bunu çok geniş kapsa alıyor bu konu alıyor böylece. Bir babasından, kardeşinden para almak istemedi. Bir. İkincisi babasının kardeşine fakir olduğunu biliyor da çöldeler. Evde yok vardır. Çölde yaşıyor bunlar böyle. Onların parası olmadığını bildiği için eğer o, o parayı olsa tekrar gelemezler. Başka yok mu paraları? Böyle? Yani tekrar bundan gelsinler diye, dünyanın gelsin diye bunları koydular bu şekilde. Daha birkaç şey daha var. Ya bunlar, aldılar bunları, tabii çok sevindiler. Yani bir Mısır hükümdarı, o döneme, çöldeki yaşantıya göre, ya yani bugün Amerika derin mesele böyle, öyle bir devletin başı bunlara ilgilendi sonradan, ikram etti, yetiştirdi bunları, misafir etti bunları. Fakat bunlar bir para konduğunu ama. Gizli konu, çoğaldan para. Hem reju ile ebiyim, kalıyor, ebanmülü, milkeliyor. Dönüp geldiler şimdi kenar ilerine, Filistin'e geldiler. ilk babalarına, baba biz ne haber dediler, Bünyamin'e gönder. Bünya minel keyli. Eğer göndermezsen biz eki vermeyecek artık bundan sonra hükümdar. Daha açma çuvalları. İndiler tepelerinden, ilk işi bu. Babalar onlara Bünyamin'e vermiyor. Vermiyor onlara böyle, vermiyor onlara. Baba dedi, ne olur bize, İkinize gidişimizde dünyanı bizim yanımıza ver. Onu vermezsen Müslümanlar bize bunu da vermeyecek artık bundan sonra. Biz onu koruruz dediler. Dünyamını. Kale El amelekü aleyh ileke ametüke vel yusufa Dedi ki nasıl ben size güveneyim? Ben size Yusuf'a güvendim. O zaman bana yemin ettiniz. Söz verdiniz. Onu koruruz derlerden. <laughs> Biz kuşu verdim. Kutu diye getirdiniz, Kandı gömleğini getirdiniz bana. Yusuf ne oldu bilemiyorum şimdi böyle. Bundan iş yaparsınız. Nasıl bir şey göreyim ben? Halk da babalar tabi böyle. Benim fetöv ve ecedi bir daha tövmrit ilehim. Derken açlar çuvallarını, boşlacak işim bunlara. Baklar ki böyle ufak parlamış parları böyle, çok daha şimdi böyle müzcatın gene kuran ayet e de. yani değersiz bir paralar, düşük paralar böyle. Baktılar ki paralar işine verilmiş. Baba baba bak. Paramızı geri vermiş. Bak bak böyle hükümdar bu şekilde böyle. Ne olur baba? Sen bize tekrar gönder. Yoksa bizim burada vermeyecek bir daha böyle. O da gelsin. Bir de bir daha pazarız böyle. Alırız. Ne üstüne mi hakim hatta tüm mevsimler <laughs> Allah'ı Dedi ki bana dedi de Allah adına çok büyük yemediniz bakalım bana. Yani bunu koruyacaksınız. Üstü gibi olmasın bu da. Buna kurtarır diye böyle ısrar etmedi bunlar bu şekilde. Ve bunlar artık babalarına büyük yemin ettiler, söz verdiler. Onu koruruz, onu buraya sağlık getiririz diye. Ve bu halde bunlara ilk günü dişlerinde tabi ne kadar bir zaman geçiyorsa, Yusuf Aleyhisselam bir vade koymuş, hem arı vermiyor. Gelince bunları ona gönderdi. Ona şöyle buyurdu. Hatırlı büyüten vahiyden. Tek kapıdan girmeyen on kişi on biriniz birine böyle. Hiç kapına girmeyen böyle. Yani göze batmasın. Nazar değmesin diye böyle. Dehâlu alâ yusufâ haveli ehâhû. Der ki yapın, ikinci sefer Mısır'a geldiler. Geldiler. Yusuf Aleyhisselam işte kendilerinden şimdi bunları bilmiyormuş gibi işte bir gece sefer gelmiştik. burada bizim kardeşimiz Bünyamin. Bunu da getirmemizi emretmiştin. Onu getirdik. Ha öyle mi? Peki. Buyurun bakalım dedi. Bunları sofası bunlara emi verdi adamlarına İki kişiye bir tepsi içinde yemekler böyle. Ne varsa o gün yiyecekleri böyle. İkişer kişilik böyle altı tepsi. Altı sofra yani, Konu bu şekilde. Oturun yiyin bakalım. Ayrı odalarda böyle. Şimdi on tanesi anlamda bir olduğu gibi hep onlara beraberler. de daha bunlar alışık birbirlerine bağımlılar. Dünya hep evde tek kaldığı için o tek kaldı işte. otururlar sonra başına. Beş sofra on kişi oldu. Altının sofra da Dünya tek kaldı. Yusuf Aleyhisselam önlerden başladı. Hoş geldiniz, yiyin bakalım. Arif olsun etti onlara. Hoş baktılar sonra. En son Bünyamin yanına geldi. Baktı, Bünyamin işini ağlıyor. Yiyemiyor, geçmiyor bazen. İşini ağlıyor, bazen geçmiyor. Hüzün duruyor o şekilde. Sonra dedi ki, Bünyamin, sen niye yemiyorsun? Bak abiler, kardeşler gülüşüyorlar, konuşuyorlar, soru ediyorlar. Tatlı böyle hükümdar sofrası. Çöldeki şeye benzemiyor. En güzel tatlı yiyecekler böyle Sen ne yemiyorsun? Şöyle baktı da benim de kardeşim vardı yani. Onda büyük yüz Yusuf. Yusuf benim kardeşim vardı, Adı Yusuf'tu. O helak oldu. Öldü. Öyle bir yer. Eğer şu anda Yusuf sağ olsaydı ben ona otururmuştum buraya böyle. Ben verdim böyle. Yusuf dedi, kardeşim aklıma geldi işte de böyle dedi. Yiyemeyeceğim ben şimdi, boğazına geçmeyeyim boğazında. De. Peki dedi, Yusuf beni de, benim de kardeşliğine? Yusuf beni de eder mis, kabul eder mis, kardeşliğine? Beraber yerim olmaz mı böyle? Beni kabul kardeşliğine. İyi ama senin annem doğru mu dedi böyle. Onun için olmadı on, on, ben demek istedim böyle. Annem doğru dedi böyle. Olsun dedi böyle. Olmasın dedi böyle. Değil Olmaz bu şekilde? Sonra bunun gönlünü aldı. yeme başladılar. Bu şekilde. Gece kalacakları da misafir. Yine Emri Hüsam Aleyhisselam adamlarına her odaya bir yatak, büyük yatak ikişer kişi şey yatacaklar. Geniş yatak öylemiş onun kuralı orada. Altı yatak yapıldı gene böyle gece. Her odada küçük odalar olmuş da misafirhanemiş bunlar. Sonrasında gene geliyor bunlara böyle. Önce derine gezdi, dolaştı. En son Bünyamin'e geldi. Öbürleri ekşi ekşi uzanmış yataklarına, bu ot yatak üzerine gene ağlıyor Bünyamin. Niye ağlıyorsun gene Bünyamin? Ah benim abim Yusuf sağ olsaydı, Ve onunla beraber abim yatırmıştım burada böyle. O aklıma geliyor, uyku girmez benim gözümü bakacağım, ben uyuyamayacağım böyle böyle. Dedi geldi beni de kabul onun yerine karış diye. Ama dedi böyle ben sana böyle yaptım bu şekilde böyle. E, eh, Onu da bu şekilde böylece. Tabi yattılar. Yusuf oradan mı konuştu? Daha bilir mi kendisine? kendisine. Bir yan bir yana daldı uykuya. Tabi çölden gelmişler. 800 kilometre oraya Mısır'a böyle. Yorgunlar tabi, uykusuzlar, şeyler böylece. Bir yan uykuya daldı. Sonra uyumadı muhtemelen. Uyumadı, sarıldı kardeşine uyurken muhtemelen. Böyle. Onu öptü ve kucaklarına bile ağladı. Onu görmeden kendisi böyle. O kardeşi o kadar şahaptan kendisine. Sonra sabah olunca, uyanınca sabahtan otururlar. Dünya mı dedi. Baştan da çıkardı. Yüzünü açtı güzel böylece. Bir bak bakayım bana baktı. Ben de Yusuf'a benziyor mu dedi böyle. Benziyor böyle dedi. Ben Yusuf'um dedi böyle. Ben Yusuf'um dedi. Ben Yusuf'um dedi bu şekilde böyle. Ama dedi bunları da duymasın abimler dedi böyle. Babamdan duymasın. Ben izni vermiyorum böyle. İmtihan bu Allah'tan böyle. İmtihan bu. Bitti daha imtihanları. Babam haber almasın, duymasın böyle. Yusuf benim dedi bu şekilde böyle kalktı bir yerden bir fırladı böyle, sarıldı üstüne boynu başı ağlamaya. Ay ben burada kalacağım. Ben burada gidip ben burada başlayacağım. Böyle. Ancak ben seni burada buldum. Ağa sarıldı boynuna. Ne olur beni bırakma böyle böyle. Beni onlara. Ben burada kalacağım. Dedi kardeşim sen şimdi burada bırakırsan burada. Babam da söz yemin aldın onlara böyle. Aldın onlara bu şekilde. Bir bahane ortaya. Nereye gerekiyor buna böyle? Yani senin bir suç işlemen gerekiyor burada. Yani suç işlemen gerekiyor ki yani sen suç yapıp tutalım biz burada sen bu şey böyle böyle. Peki ne yapalım? Tabii ne yapalım? Adam vuramazsa bu arada Bir bu şekilde. Ne gerekiyor? En kolayı Rabbim ilham etti Yusuf Aleyhisselam'a o anda. Yakup Aleyhisselam'ın şeriatında onun şiratında peygamber tabii onun şeriatında bir kimse Birin malını çalarsa biz ona onun kölesi oluyormuş Bir sene. Kölesi olmuyor böyle. Dedi ki, dünya amine karıştırma dedi. Ancak böyle bir şey var bu şekilde dedi. babamın şiratını da böyle dedi. Böyle bir kural var. Eğer dedi, sen razı olsan dedi böyle, ben de kıymetli bir şeyimi, sen ekin çuvalın, buradaki çuvalın içine koydurayım. Yollarız bunu, ara -ar, -ar, ar bulalım. Yani sen bunu çalmış gibi olmuş şekilde böyle. Babam da olmasın aynı böyle bu şekilde. Melek'in şeyinde ise, oranın Mısır'ın kanunda ise böyle, ancak sopa var böyle. Yani artık bayılıncaya kadar bile. Her tarafı kanı çekiyor, öyle de ölmüşler, böyle. hırsız diye bile. Yok başka suçu böyle. İnne en ehuke. Yani onu diyor. İnne ehuke ayet okumadım orada. Yani kale dik su var. Enni ehuk ya. Ben sen karıştırırım. La fela tepteyiz bakanı amellerim. Onlar bize bunu yaptılar ama sen üzerine bunları da mutlaka yani böyle. Hatta kuyu tabii ki, işte böyle. Yani cihaz-ı hüm, cihaz-ın, cihaz-ı şikayetli firahil ehiyye. Hükümdarın bir su kabı varmış. Su içtiği kabı. Artık değeri pa biçilmezmiş böyle. Öyle mücevherler. Süslü püslü bir şeyin bir dışı. Kıymetli bir şey varmış. Bunu Yusuf Aleyhisselam adamlarına bu nedir? Bünyamin'in çuvalına koyun bunu ekin arasına. Güvenli adamına. Bu koyun bu şekilde böylece. Bunu koydular. Tabi on talabesi. Bir on bir kişi bunlar. Devrene bindiler. Aralara mısır çıkar böylece. Araka'dan adam gönderiyor Yusuf Aleyhisselam. Şehirden çıkınca, gelişim alanında, tenha gelince, Ey iyi durun bakalım. İnneküm le sarukun. İçine bir, sar, içine bir hırsız da var. Durun bakalım. Ey kabile, içine bir hırsız var. Durun bakalım. Dedik ya bir hırsız buraya gelmedik. Peygamber oldu üzere böyle. Durun bakalım. Durdu bunlar bu şekilde. Arama başladılar önce abilerin ont arandı bulamadılar en son bünyamin şu açıldı işten çıkardılar böyle yani karşıdan insan gözü kamaşır güneşli bunuce böyle kamaşır bu şekilde bu ne baktı abi Allah Allah ya bu nasıl bunu yaptı bu şeyle bunu böyle der ki zaten onun abi Yusuf öyle, öyle çalış, hırsız derler hırsız mı? bir saniye böyle o da hırsız yapmış bu yapmış, şey yapmıştı böyle böyle Tabi sonra tam o anda içine saklıyor muşak şey böyle. Peki, o ne yapmış muhteremler? Bunun halası varmış, halası. Onun evinde kalmış bir gece. Bak halası yerine bir küçük bir heykel, put, yani tapula bir şey var mı evinde muhterem böyle. Alıyor bunu çalık atıyor, parçalıyor bir atmış muhterem böyle. Onu hiç almış. Onu kastıyor muhterem. Hırsız derten muhterem Şimdi sonra sordu onlara. Ama bunu bulmadan önce sordu. Ey keraniler, eğer sizin torbanızda yüklerinizde Melik'in su kabı kayboldu, onu bulursak ne bunca da sizin şeridin, sizin şeridin göre dediler ki kim şeyini bulursanız şu anda onu kölesi olacağız, olacağız. Bir sene kral olacak bir şekilde. Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam bünyamını aldı. Bir bünyamı biliyor, onu da biliyorum meseleyi. Dedi ki on tane abisi, ey eyyül azizi, ey aziz dediler Yusuf Aleyhisselam'a, yani buyurun büyüğü. İnne eben şeyhan kebiren, onun yaşlı babası var, Yakup yani, babası var. Pevul ehadana mekana, ne oldu onu bırak, onu bizim birimiz aldı böyle. Yani babası dayanamadığının hasetine. Onun başı yaşlı, hasta gözleri görmüyor. Ne olur onu alma da onu da bizden birimiz almış şekilde böyle. O ne böyle? Kalemi az Allah. En az illa memişti böyle. Allah sığırım dedi böyle. Alamadı böyle. Kim çalmışsa o da şey böyle. Almış derken böylece. Bunun tabii baktılar ki artık çok yalvardılar. Olmadı. Peygamber teyzesi minü Artık her ayrıldı kervan. Bir yeme kaldı. Kaldı. on da yükü gitti ama. Erzak gitti. O kaldı burada. Şimdi konuşacak kenar alanında. Halüsü neciya. Yani gizli gibi şimdi başta konuşmaya. Ne yapalım şimdi? Babaları buna çok kesin davrandı. Çok büyük yemin aldı söz aldı. Onu sağ salim getirmeye Mısır'a, Yusuf gibi kaybetmemeye aldı. Yusuf için burada şey yaptı. Karlı Kebiyor'un ilk işlerinden büyükleri, en akıl onları. Dedi ki, bağını söyle. Biz o gece bunu almış, aldığını görmedik. Aldığını görmedik. Ancak bunu bir şekilde böylece. Şuvalan çıktı. İnanılmazsan bize dedi böyle hadi kemne göre böyle Mısır halkına adam kadar sordur var böyle meseleyi böyle Bir de onda buna abire gelen bir kervan da olmuş gene Yok komşuymuş o çölde. O da onda orada bulmuş böyle Hırsız olayında o kervana sordular bana böyle Bak oğlum böyle hırsız yaptı bu şekilde böylece Sürem tabi inanmadı bunlara. Hem sen Süleyman Cemil, Aslan yetkini bilim Cemil Dedi ki nefsin size bu ile yaptırdı. Asallah en yetiyeni bihim cemiyan. Şimdi ki o on kardeşlerine, o büyükleri, o veren bunlara, ben de babamın yüzüne bakamam dedi böyle. Ben burada kalacağım burada böyle. Kalacağım böyle. Ne zaman ki de bu iş ortaya çıkar. Neyse bunu gerçek çıkar. Ya da babam bana izin verir çağır sebebine babam. O zaman ben buraya gelirim. O mısra kaldı. Dokuzu gittiler bu şekilde. Gittiler. Dedik için Yakup Aleyhisselam Allah umarım ki Allah'ın hepsini bana geri verir. Cemil yani. çoğu üçte başlıyor. Üç karışık böyle. Ben. Fetih anhu ve kale ala Yusuf'e ve Yusuf <aylahu> ondan ayrıldı, kenara geçti. Ve kale ya, ya Yusuf, ah Yusuf'um ah! Baş Allah muhtemelen böyle. Dünyanın eşyalılar hala işteki yarısı derdi Yusuf bakın. Bunu yine tutmayacak oldu böyle. Allah esefa ala ah Yusuf'um ah Yusuf'um diye böyle. Allah'a başladı. Derler ki şimdi oğulları, baba sen böyle yapma bak, hep yusuf yusuf diyorsun. Aşağıya 48 bin adam var Yusuf'un kayboldu. Artık Yusuf'un eti, kemiği kalmadı, ölmüş, çürümüş Ramazan'ında. Kendine bu şekilde helak olacaksın derler, aklına zarar gelecek bu şekilde. Tek Yusuf Aleyhisselam ya bine izi bir feta sözü Yine ağır gibi geçince siz de gidin tekrar Mısır'a. Hem Yusuf'umu hem Yemen'in durumu öğren bakalım orada. Yani oradan Mısır olduğunu biliyor. Biliyor. Hatta gönlüne secdi onu böyle. O hükümdarın da oğlu olmasını secdi. Ama aşağı o da vuramıyor. Vakit daha gelmediği için veremiyor. Dedi ki bu dokuz tane onlara. Bir de Mısır'da kalmıştı. Gidin tekrar Mısır'a. Bir araştırın bakalım. Fethi has sesi. Tahsus. Gidin araştırın bakalım böyle. Yusuf orada mı? Dünyami ne yapıyor? Ve bir kardeşi ne yapıyor da böyle? Fela ma dehal aleyhi. Derken bunlar yine geldiler Mısır'a. Dokuz de. Kalu ya azizi. Yalvarla şimdi dokuz tane abisi söylesin ama Ey aziz, ey buran büyüğü, hükümdarı, reisi ne oldu? sana vehlene durru. Bize çok zarardayız böyle. Aç kaldık. Kıtık oldu böyle. böyle. Bir daha temizcatın çok az bir para getirebilir ancak. Yok paramız başka. Fivila feyfilene keyle. Doğru bir bize bol kelime ver, böyle böyle. et bizlere böyle. Dediler bu şekilde. Vakti gelmiş muhtemelenler. Yusuf Aleyhisselam tacını çıkardı. yüz açtı bu şey Taht oturuyor bu şekilde. Kale. Her alim tüm. Siz biliyor musunuz, hatırlıyor musun? Ve Ali Yusuf'e, Yusuf'e ve ahiye. Biliyor musunuz bu ne yaptığınızı? Kulü Öldüm Öldüğün Öldüğüm kastına. Öldüğüm kanlı gömle getirirler. Kendisi i̇şte bu şekilde. İz en tüm cahil neden bakmıyor böyle. Bak. Şu büyüklük baktığına böyle. Ya yani yaptıkları hatta orada kısa da geçeyim oturana böyle. Kuyuya götürünce bunu atmaya kusuz çok derinmiş kuyu böyle, gözü görünmüyor. Bir tek göbe, o zaman gömle yer, uzun bir yeremiş çölde. Göbreni çıkarırlar, beden çıkış bak bunu kuyuya indirirler. İki el yapışık kuyunun kenarına yapıştı. 12 yaşında o bu zaman bunlar böyle. Bir rivayette 7 ama 12 yaş daha kuvveti görünüyor. İki eline Yusuf tutundu kenarına. Tabii cam bu muhtemelen böyle. Ele bu sefer vurdular muhtemelen böyle. Sopayla ile böyle. Öyle vurunca parmakla acınca bu şekilde bıraktı ellerini düştü kuyuya muhtemelen böyle. Kuyuya düştü. Ee, Düşerken de ayağı tabi bir dizi, bir dizi. Kuyum bir kenara çarpmış, taşlara çarpmış. Muazzam canı yatıyor. İçi altına düştü ama boğacak değil be. Az mı suyu da? Orada biraz da dedi ki bu kenar alanında abileri acı öldü mü bu? Çıkıp da buraya gelmesin, çıkarılmasın bu bu şekilde. Bazı Yusuf, Yusuf dediler. Bu da her abilerin pişman oldular diye Abi ben buradayım dedim muhtemelen böyle. Abi ben buradayım dedim bu şekilde. Yani bunu yaptılar kendisine. Aradan bir iki gün geçti. Mesela kuyuda. Böyle. Kuyuda. Yani Cebrahç da hemen geldi, yanına geldi. Ona cennetten bir gömlek getirdi. Cennet gömleği, yeşil. ipek. Yani toplasan küçük bir şey sar böyle. Yani ceviz için sar böyle. Cennet ipek sar böyle. Onu giydirdi. Sonra bir kervan geldi Medyen'den. Mısır'a kervan, ticaret kervanıymış. Kuyun başına kondu tabii. tabi. Az ya bu konu geçti buradan böyle. Onu çıkarırlar. Bir sattılar bu şekilde. Yani abi buna bu kötü yaptığı halde Yusuf kim besleyin bak Yani Peygamber Evliya'nın sıfatı bu muhtemelen. Kim beslememe ne kadar kötü bir yapsın böyle, intikam hırsından yanmama. Kim besleyen bu şey böyle? Bak ne dedi böyle? Biliyor musun ne dedi ne yaptığınızı? İz cahilim. Ama o zaman cahilün zamanda. Bak ne böyle? Kendisi de bunlar böyle. Onun özrünü bu söylüyor. On cahilün zaman böyle böyle. Kanat aleyküm Dedi ki bugün de Ben bunun için baş kalkmayacağım. Bugün la aleyküm edelim. Bugün bunu başına katmayacağım. Yani sizi kınamayacağım bunun için. Azlanamayacağım. Bağırmayacağım bu şeyi böylece. Ya aleyküm. Allah bağışlasın. Muhtemelen. Babasını sordu. Onlara şimdi. Babam ne durumda? Tabi haber oluyor meleklerden ama tam bilmiyor tabi gene. Dediler ki ya Yusuf senden sonra babamız dediler hiç yüzü gülmedi. Duyuyorsa kanın doyurmadı. kanaka uyuyamadı. Kana kan, su işemedi böyle babam. Diyanlı ağlıyor babam. Hiç gözün dilmedi. Gözleri bembeyaz oldu yani böyle. Bembeyaz oldu. Gözün karısı gitti. Babam görmüyor. Babam çok zayıf bitkin bir halde böyle. Bu şekilde babam. İse bu bir kamisi haza. Ona o gömleni verdi. Kuyuda gömleni muhtemelen. O çıkarmış bir şey almış, sarmış saklı kendisi böylece. Onu verdi. Allah'ım bunu babama götürün. Felku ale veşi. Babam bize bunu sürün bunu. Felku ale veşi. Babam bize bunu sürün. Hebiyeti basira. Hemen göz açır bunları bakın böyle böyle. Ve tüm bir hüküm ecmeye. Sonra dedi hepinize böyle buraya gelin de Kısa böyle. Artık şöyle bırak yaşayan bana böyle. Her gün hep buraya gelin de buraya. çok alın çoğuksanız buraya gelin de böyle. Şimdi gömleği kim aldı muhtemelenler? işlerinde Kanlı gömleği götüren Yahuda. Birini içtim Yahuda'ydı. Aldı böyle. Yahuda. O götürmüştü kanlı gömleğini. Mısır Hanım tabi gömleği sağlam. Çıkardılar da kuyuya bu şekilde böyle. Ne yaptılar akşam bir eve gelirken? Bir hayvan kesmişler. Onu kana bulamışlar Yakup, Yusuf gömleğini, onu getirirler. Bir de kul getirirler, yakalamışlar böyle, bağlı. Baba ağları geldiler, yatsı vakti eve geldiler. Baba, biz müsabakaya girdik, yani av peşindeyken, avla meşgulken, biz göremedik. Bu kul parçalanmış, İçleri i̇şte bu kanlı gömleği toplamışlar. Kan içinde gömlek böyle. Sonra adam aldı gömleğe baktı böylece. Gömlek sapa sağlamı. Fesuban Allah dedi. Kurt yavrumu parçalan puan etmiş. Ama gömleğe bir delik yok kanlı bir şey böyle böyle. Yani yalancılar böyle böyle. Kurda sordu. Ya kurt sen benim su yedin mi? Vallahi yemedim ya, Ne bileyim Allah. Bize Allah haram kıldı peygamber bedenini böyle. Biz peygamber dokunamadık peygamber. Toprak üstü okumaları böyle bu tarafta. bir saldı bıraktık kurdu bu şekilde. O kanlı gömleği getiren o kardeşi işte, adı Yahuda dedi ki bu ben gittiğinde bulamadım bu tarafta. O günahı kefal oldu, kefal kefal böyle Aldı, cennet gömleğini aldı. aldı böylece. Devletine bindi. O süratle böyle gitmeye başladı. şehre doğru böyle. O anda badisaba badisaba, badi sabah dönüyor. Badi sabah. Bad hava anlamı geliyor Farsça'da. Yel anlamı geliyor. Sabah değil. Sonra hava yok ama. Badi sabah. Sabah rüzgar yeli. Bu yel genelde seher vakti eser doğudan eser muhtemelen böyle. Sırf şifadır böyle, böyle Yani kim namazdan sabah yazdan erken kalkar da aslında böyle camını şeyini mesela yazın böyle. Yine aslında böyle, böyle. Alın böyle. O Rüzgâr yeli ama gerekiyor böyle. O saat sağ, insan afet böyle, böyle. Bir de debur vardı böyle. O battan eser, O akşam üzere böyle. O da insanın zarardır saatin zarardır böyle. Ki deburla helak oldu Mekke müşrikleri hendek savaşında. Dedi ki Bağda sabah Rabbi'mize e, sabah yeli rüzgar böyle bir şey var mıdır Şimdi önce İnsanın bedeni ne oluşuyor hücrelerden. Rüzgar o da hücre oluşumu, Atomlar mı bahsediyoruz Gaz hali atom, atomun sıvısı var, katısı var, gaz hali var atomdan mı O da gaz atom oluşumu derinde. Ya Rabbi dedi sabah ile, bana izin ver, ben bunu daha önce götürün Yakuba, bir an evvel sevinsin. Tabi izin ver mutlaka benim ben. Lafız ayırı Ebu Hüleyye inir Ne zaman ayrıldı olan bir şey böyle? O bazı sabah, yani sabah o gel, kokuyu getirdi. Getirdi. Kale Ebu dedi ki babaları, şimdi şeyle, torunlarına, oğulları yolda. İnir rüha Yusuf'a. Ben Yusuf'un kokusu aldım geliyor bana dedi bak. Yusuf'a, rih koku. Riha şey, Yusuf'a. Bana Yusuf'un kokusu dedi ben böyle. Yani kokusu okunur? Bak ver bak, bak. Kokusu çıkanıyor böyle. Bana diyorsun kokusu geliyor böyle böyle. Ya en tüfenin sakın da de bana dediğin yerine haşla buna demeyin ama. De böyle. Yani böyle. Aldım o böyle. <laughs> Ve en canlı beşliğinin erkağı ala beşliği. En canlı beşliği derken arkadan o Yahuda geldi. Tabii bir iki gün ne kadar geçmiş aradan böylece. O geldi göbele getirir muhteremler. Beşire, müjde geldi. El-Kale beşiği, bu gelin babası yüzünden sürdü muhterem böyle. de basıra. O anda hemen açıldı gözlerine. Bir an daha böyle. Yeniden göbele tavırlar böyle. Yüzünden sürdü anda bu şekilde. Açtı dünyayı gördüler. Oğlanı gördü bu şekilde böyle. Yavudan da gördü bu şekilde böyle. Dedi ki şeyin Kale-i Eban'a, Öbürüne geldiler sonra. Dedi ki baba bizim için Allah'a dua et. Biz olmuş Allah'ın dili. Yani istifa et. Tevbe bizim için böyle, böyle Biz günah yaşadık baba. Yusuf böyle bir kuyu attık. Artık her şey meydan çıktı. Gerçek artık satanmıyor. Biz inna günü bir günahkar olduk. Ne oldu baba bizim için? Tevbe et bizim için böyle. Böyle sebep estağfirullah. Rabbim. Senin için sonra tevbe edin, ileri tevbe edin. Hemen yapma var diye. estağfirullah. İleride. Sehf'e gelin Arapça'da uzak böyle. Sizin versen gibi verirsen sevkünü az ileride böyle. Sehf'e uzak da hemen bir adım o şekilde. Ben senin için ileride Allah abime senin için istifa tevbe eder misin be abi? Şimdi adı etmedi böyle. Niye etmedi? Son gece konuştum orada. Derler ki baba derler şimdi o, on tane oğlu dünya mı tavırlar bu şekilde, Baba derler o Mısır Sultan derler Yusuf mu şimdi karışıyoruz böyle, böyle böyle Bizim Yusuf bu şekilde böyle böyle. Derler ki Yusuf bizi şimdi davet ediyor Mısır hepimiz beraber beraber. Çoğu çocuk kim varsa böyle o kalmayın diye böyle. Hatta Yusuf bunlara deve de vermiş yükleri almazlar şimdi bunlara fazla deve de vermiş bunlara böyle. Bunlar devlerine bindiler. Her birine varsa öyle. 72 kişi hepsi. 72 kişi böyle. O aile. Hanımları, eş toplam böyle. 72 kişi bina develerine bir de aldılar. bu yol çıktılar bunlara böyle. 80 fersah imiş böyle. Bir fersa 5 kilometre yani böyle oluyor. Bir fersa 3 mil. Bir mil dört adım. O zamanki uzun ölçü birim bir tane. De. Dört adıma bir mil deniyor böyle. Üç mil bir fersa. Beş fersa, bir fersa beş köme ana geliyor bu günümüze geliyor böyle. Ölçü olarak. Ve çıktı bunu yola bunlar şimdi Yola çıktılar. Süleyman'da haber geldi sonra Süleyman haber geldi. İşte geri dönem böyle baba hep geri dönem bu şekilde. Aradan Kırk yılı geçmiş o zaman beni görmemişler böyle. Yusuf Aleyhisselam babasının hasretiyle fakat Yakup Aleyhisselam daha fazla tabi ondan daha fazla. Onlar imtihanı ayrı. bunun imtihanı ayrı böyle. böyle. Gözü görüyor şu anda beni. Yusuf'u görecek yani ben. Yusuf'u görecek. Geliyorlar develerle. Yusuf'u haber verdi. Ondan bir üst olarak hükümdar ona haber verdi. Halka haber verdi bu şekilde. İşte benim babam kadar buraya geliyor zaten böyle. Bunun üzerine o hükümdarı Reyyan diyorlar. O da Yusuf Aleyhisselam Mısır'ın eşrafı ileri gelenleri, adamları 4 bin altlı asker, 4 bin altlı asker, halk böyle. Çok kadın kız böyle. Seviniyorlar. Herkes sorunu sevmiş ama. Sevmişler böyle. Dertler derman. Mütevazi. Herkese derman alıyor. Herkese bunu sevmişler halk çoğuk çocuk böyle hastalara bile çıkmışlar böyle. sonra babalarını karşılamaya. Karşılamaya derler. Ve karşıdan gönül de Geldiler böyle. Tam bir tepe çıkıyor Yakup Aleyhisselam böyle. Hafif tepe var, kum tepesi. Çıkıyor oradan karşısına gördü böyle. Bir baktı karşıdan baktı. Karşılamaya gelenler öyle kalabalık görmemiş ki çölde. Yanlış işte şöyle şöyle. görünce baktı ki böyle gözler kamaştıran biri. Altlar, askerler, şunun adamları, adamları altlar bu şekilde. Onlar görünce onlara bakınca böylece bir şaşkınlık oluyor böyle. Cebrahsizem geldi. Yakup neye şaşırıyorsun buna? Yara baksana buna karşıları. Onlar bir şey izliyor. Göğe baksana böyle. Bir baktım Melekler gelmişler. Onlar izliyorlar. Dedi ki cenab ya Yakup, kırk senedir ondan sene bir üzülüyorlar senin derdine melekler böyle. Şimdi ortak olacaksın senin sevincine. Bütün melekler bari yapıyor göklerde baktı bunlara böyle. Bir baktı gökte, göklere baktı ki böyle, dedi ki melek olmadı hep böyle böyle. Dolu. Vrefa ebeyi aler arşi. Yaklaşınca Müslüman indi atından atla gelmiş böyle, atın arşiye indi böyle. Babası devin indi bu tarafa. İndi böyle. İndi böyle. Bunda birbirine sarılırlar muhtemelen şimdi böyle. Sarılır böyle. Baba oğul. ya Yapışır birbirine böyle. Sarılırlar. Artık doya şey ağlamak muhtemelen. Kim ayrılmıyor onunla kimse bunlar böyle. Öyle ağlamak istiyor böyle. bu şey ağlamak, ağlamak bu şekilde. Aldı bunları getirdi saraya. Ve refah-i ebeyi alır arşı. Annesiyle babasını, annesiyle teyzesi aslında bunlar. Ebeyi annesiyle böyle. İkisini yüksek bir oturttu. Harulevi Sücida. Bu defa annesi yani tedrisi, babası ve 11 bir karışı Müslümanlara e secde ettiler. Secde ile eğilme yaptılar. böyle bir. Ondan bu cahit o zaman böyle. Yani saygı gelerek onu eğilme yaptılar böylece. Kendisi böyle. Ya kâle, beni ki Sübhü ya evet ki babacığım dedi böyle şimdi babacığım. Hazreti bir rüyaya min kabli. Bak gördüğüm kız önce rüyamı yorumuş çıkmış burada böyle böyle. Görmüş şurada böyle. Yüksek bir dağda. Yeşillik içerisinde bu şekilde böyle. Güne ay ve on bir yıldır bunu secde edildi böyle Sonra başım bir geliyor böyle. Babam işledi. dedi mı çıktı şimdi görmüş diye böyle, böyle. Çıktı rüyamı dedi bu şekilde. Bunları özel böyle ayırdığı köşte bunu bunları. Ee, on bir kardeşi tabii çoğuşlarla beraber, annesi babasıyla beraber. Yakup Aleyhisselam ve muhteremler Yusuf'una kavuştu. Sağlığına kavuştu. Gücü kuvveti yerine geldi. Ve Mısır'da yerleşti kaldığı kadar 24 yıl kaldı. Ömrü kaldı. 24 yıl var. 24 yıl Yusuf'la beraber yaşadı. Benim. Dolayısıyla ben onu bu şekilde. Eceli geldi. Çağrı çocuklarını Yusuf çağrı Yavrum artık benim ecelim geldi. Ben gideceğim inşallah dedi benim. Beni de buraya gömmeyin. Ben de babamın yanına gömdüm böyle. Dedemin yanına gömdüm böyle. Kim babamın İshak Aleyhisselam babası. Dedesi İbrahim Aleyhisselam muhtemelen. Babamın ise de Hadis Validemiz. Eline kasabasında. Şu anda yavru elinde. Yani ben, orası da böyle. Cami işte şu anda şöyle böyle. Oraya cami yapmış sonra da şekilde böyle. İbrahim Aleyhisselam. Eşi Sara Validemiz. İshak Aleyhisselam. Oldu. Oldu. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu. Bir oy kızındı böyle. Yusuf Aleyhisselam aldı babasını. Ölümden sonra saç ağacının tabut yaptırdı. O güneşten koruyormuş bu saç ağacı. bu şekilde. Develerle bu şekilde böyle büyük bir kafileyle Filistin e gittiler. O kasabı bekletti gittiler böylece. Ve babasının yanına onu gömecekler muhtemelenler. O anda Yakup Aleyhisselam'ın ikiz kardeşi vardı. İs adında. O pek olmadı o böyle. O karşı babasından. Onun soyuna geldi, zaten. Onun geldi böyle. Soyuna, Runda zaten. O yüzden geldiler. Soyuna yol adı ona göre Rumlar soyuna geldiler. O da o gün ölmüş o tren yani böyle. Aynı mezara gömler ikisi yani yayın konuda böyle. Ya koy İsa desem ha. İkisi gömde oraya bu şekilde. Yusuf Aleyhisselam tam döndü Mısır'a geldi. Ne kadar yaşadı? 23 yaşamıştı. 23 yıl istediler. 23 yıl yaşadı böyle. Yaşı, yüzü geçti ama gayet zinde, akıllı, her şey yerinde. Bu şekilde bütün halk, hekim, muazzam hak sevdiler kendisini. Hiç hasta olmadı. Gece rüyası babasına geldi Yakup Aleyhisselam. Oğlum Yusuf ben sana doyamadım dünyada ama ben sana müştakım, aşıkım ben sana. Üç yüze kadar bana gel buraya. Artık buraya gel artık kaldı. Yeter dünyada böyle. Ben böyle. Üç kadar buraya gel efendim. Ben sana doyamadım dünyada efendim. Hemen kalktı. Aldı ki üç günlük ömrü kalmaktır. Görevini başkan devleti. Halkla helalaştı. Tebrisini yaptı. Her şansla bu şekilde böyle. Ve duası var kısadan Tevbe Müslüm veritmiş salihim. Bunu okudum ben. Tevbe feni Müslümen. Uzun durmadı böyle. Allah'ım beni Müslüman olarak öldür. Ve yıkni bir salihin beni salihlerle gümrün üstüne karıştır. Tevbe feni Müslümen ve yıkni bir salihin. Bunu okudum o tarafından Kısa o tarafından böyle. Böyle böyle. Tevbe Müslüman olarak beni öldür ya Rabbi. Müslüman olarak böyle. Velik yıkni bir salihin. Şimdi ölen kişi muhtemelen böyle öldüğü anda ağzı adam can alıyor böyle. Yedi melek sağında rahmet melekleri. Yedi melek sonunda azap melekleri muhtemelen böyle alıyor. Eğer bu salirden ise melekleri veriyor sağında melekleri veriyor muhtemelen böyle. Onu alıyorlar gökleri çıkarıyorlar. Böyle. böyle. Günahkarsa son melekleri veriyor yeri altına batıyor muhtemelen. Yani günahkılar yanına gidiyor muhtemelen böyle. böyle. Gidiyor böylece. Hatta bir ruh, ölen bir ruh mesela ölmüş. Tabii ruhun haberi olmamış bundan böyle. Oraya gitmediği için. Sonra başka bir ölüyor yakınlarından böyle. Ona soruyorlar, onu tanıyanlar ruhlar sonra da böyle. Ya işte benim oğlum vardı, torunum vardı, yeğenim varsa ne oldu acaba o? Ne oldu? Öldü o. Ne zaman çık oldu böyle? E, buraya gelmediğine göre demek ki o, o zaman günahkarlanmıştı. Böyle. Yusuf Aleyhisselam rahmetli oldu mu dönemler? Mevla kavuştu. Rabbini şahabı nasip etsin inşallah. Derler. Şimdi gömme işine geldi. Mısır karıştı. Dört büyük mahalle var o zaman, o zaman Mısır. Dört büyük mahalle alınmış o zaman Mısır'da. Mısır karıştı. Herkes diyor bizim mahalleye gömülsün. Dört mahalle halkı, toplandı halkı, ileri gelenleri. Yusuf bizim mahalleye gömülecek. Yani o geldi, bereket oldu adalet oldu, huzur oldu, sükun oldu. Hatta öyle olmuş ki Mısır halkında kimse kimseye darılmıyor samur böyle. Her karış olmuyor samur böyle. Bu kadar huzur, istikrar, ruhsal huzur olmuyor böyle. Herkes böyle. Öyle olmuş Mısır halkında. böyle. Dedi o geldi, Mısır'da huzur oluyor böyle. Herkes böyle. Dört mahalle ileri gelenleri vermeye çalışıyorlar böyle. İş kılıca dönüyor. Artık savaşacaklar, araya giriyor bazı büyükleri yaşlı diyor ki ya bunu böyle yapmayalım bu şekilde böyle. Yani savaşta Mısır halkı olacak bu ölümler gibi bu şekilde böyle. Ne yapalım? buncular diyorlar gömelim. Olmaz mı? Tamam diyorlar. Bir mermer yaptılar, sandık yaptılar kesin. Mermer yaptılar, ince mermer yaptılar bu şekilde. Nil'in ortasına gömdüler bu tarafına koydular böyle. Ona koydular. Bir üzerine geçiyor. Böyle. Hem deli bereket olsun bu şekilde. Yani önün savaş böyle. Orada kaldı. orada mı? Orada değilmiş muhtemelen böyle. Ne kadar kaldı orada böyle? Musa Aleyhisselam pek oluncaya kadar. Musa Aleyhisselam pek olup da Mısır'dan çıkacağı zamanla onu aldı oradan muhterem. Aldı. Babası yanına götürdü. Şimdi babası yanında şimdi böyle. Oraya götürdü. Şimdi bir de başına geçtiği bir olay muhtemelen de böyle. Yani baba oğlun buluşması var böyle. Ben şahit olduğum yani bir olay var. O aklıma geldi inşallah şimdi. Adapazan'dan bir İsmail Efendi varmış burada. Varmış yani. Ben orada tanıştım da. Allah'a emanet eylesin muhteremler. Hanımı da Nuri teyzemiz böyle. İkisi bunlar. Karı koca. Peygamber aşık olmuşlarmış peygamber. Gece rana peygamberi görüyorlar böyle. Gün hayal peygamberi görüyorlar böyle. Hep sarhoşu getiriyorlar böyle. Yan yarıyorlar pek aşk kremadır herhalde. O zaman da Hicaz'ı kapalı yasak. İslam'a ne Görüşme yasak. Avrupa serbest. Bunda ne yapıyor ilk karı koca? Diyorlar ki şimdi şu var birkaç tane varmış. Işte, e, üç oğlu bir kızı varmış. E, kızını gördüm. İki oğlunu gördüm. Bir oğlu görmedim yanımda böyle. Diyorlar ki bunları götüremeyiz ufak çocuklar. Hele biri adı Yusuf. O da yeni birkaç aylıkmış tam böyle. Bunlar götüremeyiz. Kaçak içeriz hududdan. Ne yapalım bunları? Karıştırma bırakalım bunları böyle. Emanet bunlar ama dayanamıyor bunları böyle. Eylül'de gözü görmüyor. Aşkı rüşül. yakmış bunları böylece. Bunlar hudda geliyorlar. Köye giriyorlar. Köyden bunlara kaçışıyorlar. Suyla geçiyorlar. Mayını tarolardan. Onda biliyor kaçıyorlar bunlara bu şekilde. Ya Halep'e gidiyorlar. Orada bir gün kaldı. Oradan Şam'a gidiyorlar. Ondan sonra Şam'dan neresi böyle şöyle kamyonlarıyla bu işler. Bunlar Medine'ye gidiyorlar. Mekke gidiyorlar. Medine'ye bunlar gidince şimdi oh! O şeyi buluyor muhtemelen yani böyle. Yani Yusuf Aleyhisselam bulduğu gibi Yakup Aleyhisselam'ın rahat muhtemelen yani Rahat bu şekilde. Diyor ki işte bunlara konuşacağım kalamazsın ama. Yasak burada kalmanız. Ne yapma gerekiyor? Burada bir insanın çalışma lazım. Yani size birisi vekil olsun, ikram alırsın burada, onunla kalabilirsin bu şekilde. Bir adam arıyorlar, buluyorlar Cide'de. Çok zengin bu efendi. Bahçesi varmış. Bahçe bahçe bir adam arıyor be. Bu işi anlayan, çiçekte anlayan, ağaçta anlayan bir böyle. Bu da o işin ehli bir kendisi böyle, böyle bu şekilde. Bu gidiyor böyle, işin bunu beğeniyor. Peki diyor, seni aldığım kabiliyatı bu şekilde diye. Hanım ne olacak? Onunla çıkması lazım yok tabii kanla göre böyle. Onunla çıkması gerekiyor. Ee, evvela ben seni böyle alırım, ikam yaparım. Sonra istek yaparsın, onu sen getirirsin buraya böyle. Nereye, gideceksin? gitsin? Gitsin çıksın bu şekilde. Nereye gidecek bura bu? Diyem diyor, tanıdığım var diyor Beyrut'ta. Ermeni oteli. Büyük otelmiş, meşhur otel, otelmiş. Orada kalırmış bazen gidip var kendisi böyle. Ben bunu gittim vereyim diyor. Parasını bu veriyor. Beyrut'a girsin diyor. Otele kalsın diye. Eşi yapın, alırsın bunu böyle de muhtemelen böyle. Peki, tabi mezur başı yok, çağrı yok. Bu rahmetli teyzemiz muhteremler, Allah rahmet eylesin, nur gibi insan, adı da yani nurdan geliyor bunun da, gerçekten nur böyle. Adı bunu kardeşliğe onları tanıyor bunları genişte bunları böyle. Bu otele giriyor böyle. Sahibi Ermeni, Türkçe biliyor, kuru böyle. Mektubu veriyor. Peki diyor, buraya hemen güzel bir oda ayrılıyor böyle, her şey masada oradan böyle, otelden böyle, onu nasıl diye böyle Yani en fazla olarak bir hafta geçmek yani buraya böyle, işte gelir, girilsin buraya böyle. Bir hafta geçiyor, on, on beş gün geçiyor, işte yok. Kuvvet ellerinde, dil de bilmiyor, dertleşemiyor. Yalnız otel sahibinin hanımı Türkiye'den giden emremiş Türkçe biliyor. Erenköy'den gitmiş oraya, o da evlenmiş kadın bir onunla konuşabiliyor. O da her gün geliyor bu yanına böyle. Bunu ele geliyor. Bu her gün dua ediyor. Gece uyumuyor. Allah yalvarıyor. O ağlıyor, ağlıyor. Ne yapıyor. Bir gece işte, rüyasında buna bir kadın geliyor rüyasında. Yaşlı bir kadın. Saçları beyaz. Bir gece bir kadın geliyor. Diyor ki Nuriye, Nuriye diyor bana. Sen de buradan musun? İstiyorum ya. Ama diye her yerin duası başka mı diyor böyle. Siz okun duaları olmaz bu böyle. Ne yapayım? Yunus'un duası okuyor. Yunus'un duası oku böyle. Onu oku. Onu buna kurtulsun böyle diyor. Bu da kalkın namazı sonra başla böyle. Dua okuma başlıyor. Yani sonra ilk zalimine zalimin sonra bir şahit böylece. Bunu okurken, hem malı okurken bunu gene otelin sahibi hanımı geliyor. Geliyor. Ne var Nuri teyze diyor bugün diye başı yok üstü belediye bakıyor bunu böyle. Bu da her de anlatıyor. Tabi Hristi ama derler deniz yılan sarılır. Bu da her de anlatıyor. Kızını böyle bir oldu. Rüyamda bana bir kadın geldi diye böyle diye. Ya e nasıl kadın diyor. Anlatıyor şu, şu boyda. Beyaz da başlıyor diyor. Üzerine bir gömlek vardı diyor. E, beyaz, üzerine kırmızı para paraşı vardı böyle. Aa, tekrar söyle bakalım diyor. Tekrar anlatıyor. O benim annem diyor. Bak böyle. Annem benim. Anladın böyle. Ya yani saçları beyaz. Bu şekilde böylece. Üzerindeki sanki o da bir ölüken böyle. böyle, böyle, Kırmızı. Üzerinde beyaz beyaz beyazlar bu şekilde böyle. O Ne oldu sonra böyle diyor. Ben Doğru öğretti böyle diyor. Okursan kursun iman ediyor. Yani. Madem teyze annem sana bunu söylemiş diyor. Ben sana böyle. ne oldu? Oğlan temel açıyor. O da genel mülmüş oldu böyle. Beyrut'ta. Oğlan gel bakalım buraya. Bak bu diyor. Teyzen diyor. Türk Müslüman diyor böyle. Altın mesele böylece. Bu gece diyor, babaannenin rüyanı görmüş babaanneni böyle. Babaanneni görmedi böyle. Yani kimse anlamadı. Onu görmek şekilde diyor. Hemen sen bugün işini bırak diyor. Git diyor, Türk Erçin'e git diyor. Bunun işini gör sonra böyle diyor. Bunun işini yap bakalım artık. Böyle, böyle. Hemen elçiliğine gidiyor. Şimdi i̇şte böyle bir insan otelin var. Durum mu basarız mı? Aklı kutu da basarız Ha Tamam buradan diyorlar bir şey böyle. Hemen alıyorlar, imza alıyorlar geliyor o hemen uçağa bindiriyorlar gödürüyor muhtemelen böyle. Hatta o kadın da işte benim için olurum demiş muhtemelen o hemen. Kadın da böyle. O emre kadın da muhtemelen böyle. Bunu sağlamış alırken de böyle ağlamış. Ben de müslüman olurum adam demiş ağlamış, böyle. böyle. Bu ciddiye geliyor. Rabbi Amca rahmetli kendisine ağzına muhtemelen böyle. Yani kendi ağzına dinle böyle kendisinden. Dedi ki 15 gün 20 oldu böyle dedi benim hanım gelmiyor böyle. Gurbet ellerinde. bir kadın dil bilmiyor, bir şey bilmiyor bu şekilde. Ben de buradan dua ediyorum. Oradan mutlaka dua ediyordur o. Ama gelmiyor gelmiyor böyle de böyle. İşim yüzün dertli. Bahçeli uğraşamıyor. Çapar ne yapıyorsun? Suluyoruz bir şey yapıyorsa böyle. Bir baktım dedi. Bir taksı içine şey girmiş durmuş böyle. Hiç gayet kendini koruyan haramdan. Böyle, yani böyle. Yani, Kesin o kadar Allah korkusu. Ölümse görmedim hatta O kadar böyle. Bakıyor gibi bir kadın iniyor, hemen dönüyor, bakmıyor böyle. Çarşıda bir kadın böyle. İşte gibi bir his bunu zorluyor ama. Bak bu senin hanım olmasın bu. Şöyle yavaş yavaş baktım diyor. Aa, elindeki çanta alın, bavul alın diyor. Bizim bavul böyle. Diyor. Ha, hemen koştum baktım diyor. Bizim hanım böyle. böyle, Anam tam mesele bile diyor. Bunda böyle kavuşuyorlar Medine'de. Kavuşuyorlar. Şimdi oğluna oğullara muhtemelen, Yusuf'una gelip. Onun adı Yusuf, Yusuf muhtemelen Ben Medine'ye gideceğim o zaman. Yeni gideceğim Medine'ye. 60 yılın başlarında böyle. Yusuf da askerine yeni gelmiş. Yusuf'u tanımıyordum. Ama onu dayı, da teyzeyle tanıyordum böyle. Komşu bir zaman orada böyle. Bunu demişler işte, Ahmet e gidecek demişler Medine'ye. Bu geldi buldu beni. Ben aslında yeni geldim Ahmet'e bana. Şeyde, benim annem bana Medine'de böyle onu da öyle isim böyle böyle. İlla onları gör, onlara sıramı söyle. Ben geleceğim oraya dedi de. ben. Ve kam Türkiye'de böyle böyle. Oraya geleceğim dedi böyle. Ben gittim tabii orada buldum amca rahmetliği böyle. Ama elinden kaçamıyor mu tenevler? Ya sonra dikir kapıya, Medine bir kapıya dikir böyle. Tutar zor eline eve gidecek yeme. Bakın ne oldu? Başka kapıdan kaçıyormuş. Şey böyle. böyle. O kadar mübarek insan böyle. Sonra hanımı böyle ilk defa beni görüyor, onları tanıyan. Yani kardeşi bizim mahallede, soğukta oturuyor bir kendisi böyle. Annemi iyi tanımış kendisi, annemi tanımış kendisi rahmetli. Şimdi i̇şte ki İsmail Hazretleri böyle durum bu şekilde. Demir Yusuf'u gördüm, onlar görüş ağaçtan gelmiş, böyle dedim gelecek. Gelecek bu şey, gelecek inşallah böyle. Böyle heyecan konuşuyor. Gelecek, gelecek inşallah böyle. Gelecek inşallah bu şekilde. Demi, haber geldi, Mehdi görmüş oğlundan. Ahmet be, Yusuf yakalanmış. Parası yok mu tarafın böyle? Parası yok. Ankara'ya gelmiş. Oradan bakıyor bir kahvele Otobüsle başlamıştı ama gelmiyor o zaman. Ee, otobüse gitme başlamıştı böyle ee, Medine'ye. Geliyor şoför yalvarıyor. Ya askere geldim. Anne bana Medine'liler diyorlar. Param yok böyle diyor. Ben onu götürür müsün Ben size yolda yardım edeyim böyle. Arabesliyim, temizleyeyim. Ne işini yapayım böyle diyor. Hiçbir şey sen böyle? ya ben yok böyle diyor. Pasaportu yok diyor böyle. Bir diyor ki kabul ediyor. Yakansından karşılama diyor. Karşılama diyor böyle diyor. Gümrükte kontu yakalıyor muhtemelen böyle. Pasaportu yok. Bunu geri çıkıyor muhtemelen böyle. Geri çeviriyorlar. Annesi, sabere geliyor babasına. Yakalmış bu şekilde. Ahmet be. Her günde görürsün bir kastet böyle. Camide. Meşri diye haram şerif böyle. Bizim yüzü ben. be. Sonra geri inşallah işte be. Geri inşallah işte bu şekilde. Bu defa bekliyor Uhud'u da bir yerde. İkinci bir kafeye geliyor. Ondan yavruları ben götürürüm zaten böyle. Yine şöyle bir böyle kabul ediyor. Alıyor bunu. Ondan da Amman'da yakalanıyor. Yani Suriye geçiyor. Suriye geçiyor. Amman'da yakalanıyor muhtemelenler. Oradan gerisi geriye hudu dışı yapıyorlar böyle. Bu sefer orada bakıyor ki hacılar. Amman'da yakalanınca bu ağlıyor tabii bu şekilde. Ne oluyor yavrum diyorlar. Bu böyle bir ayda. Anne babam diyor. Medine'de böyle diyor. Ben askerine parayı bak diyor. Bu şekilde. Toplu kenara para. Veriyorlar, gidiyorlar Ankara'ya. çıkıyor pasaportunu, geliyor diyor bu şey böyle. Ankara'ya geliyor muhtemelen, çıkar pasaportunu. Sonra geldi. Hac işte, geldi böyle. Ben işte, ten çok uzun, Çok acı az. Ben de Mekke gittim. Mekke'ye gittim. Devam ettim böyle. Bir ara işime doldu. O zaman herkese deli bağlanır böyle. Dedim ki, delinde bağlanırdı. Bakayım yani bir var mı bana gelenler? Gittim bana Yusuf yeni gelmiş bu tane İhramlı, Ömrü tavafını yapmış, sahne yapmış, tıraş olmuş tabii böyle. Ama heyecanlı böyle. Ama kimse tam uygun babasını orada. Kim tam uygun böyle bir şey böyle. Benim görünce bu siyanış mı? Nasıl siyanı böyle? Tıraş da böyle. Zor bekliyorum bu şey böyle. Abi babam bulunmuş. Bu, 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 böyle. Neydi evet, bu? Tıraş aldım muhtemelen böyle. Aldım ben bunu. Beraberce girdik. Bu ihramlı böyle. Haram şey girdik böyle. Allah'tan ben karşıma olsun geliyor. Babasını tanımıyor, babasını tanımıyor ama. Bebek bırakmadım beni bırak. Babasını tanımıyor böyle böyle. Babasını tanımıyor bu şekilde. Kan babasını gördüm, İslam amca geliyor, iri iri yapıyor kendim. Ben bir demedim bana böyle. Bakamadım. demedim bu şey, gidiyor bu şekilde böyle. İnsan karşıdan baktı. Artık bilmiyorum benim ne olduğum için ben ne oldu bilmiyorum böyle. Bir de bir de gözlerine böyle, babası hep buna bakıyor böyle. Hep buna bakıyor böyle. Bu da babasına bakıyor böyle. Hiçbir bakmıyor böyle. böyle. Yeni girdik karım şehir. Bak bakıyor böyle. Aşağı yukarı 20-30 metre kadar kal, mesela bir koşu fırın bir sarı babasına. Babasına bir sarı olmuştur böyle. Ama nefes tutuları tutulmadı böyle. Ne ağlayabiliyorlar ne konuşuyor hem böyle böyle. Kaldım böyle, böyle Bir şey yapmıyor bu şekilde böyle. Tıkanlar mı böyle böyle. Tıkanlar böyle. Evde kaldı böyle. Babası koyuverdi böyle. Gel Yusuf Yusuf gel. Anlaşacak Aldı getir anlaşacak seni hem böyle. Yani baba böyle buluşması muhteremler. İşte İmtan'da işte Alkıon'da oluyor bunlar muhterem. Son insan konuşuyor. İşte orada evlendi muhteremler ve sihir polis oldu orada. Haram işte Orada tebas evlendi. Onun tevbasında evlenince, bir kız orada evlenince orada memur oldu. Devlet memur oldu ve orada sihir polis oldu muhteremler. Orada haram şerifte Mekke mükerremede niye bakıyor böyle? Yani bir şey çalıp çırpmalara karşı böyle şey, harcılar kaldı korumak için böylece. Allah'ımız onları onlara işaretsin inşallah. Bilal-i Fatiha.